Güney Kore Merkezli Haber Ajansı Yonhab'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Kuzey Kore güneyin batı sınırında bulunan Yeonpyong Adası'nın kuzeyindeki Daengsan burnundan yerel saatle 09'dan 11'e kadar yaklaşık 200 top mermi sıfırlattı. Mermiler Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan kuzey sınır hattının kuzeyindeki tampon bölgeye düştü. Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada Yeonpyong adasındaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi. Açıklamada top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Seul'ün Kuzey Kore'yi düşman ilan ettiğini belirterek iki ülkenin birleşmesinin mümkün olmadığını vurgulamıştı. İki ülke arasındaki ilişkilerde köklü değişiklik çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin savaş halindeki iki düşman ülke haline geldiğine dikkati çekmişti.